anestezi bölgesel anestezi tiplerinden bir tanesidir. Omurilik boyunca boyun, sırt veya bel bölgesinden uygulayabiliriz. İlacı uyguladığımız bölgede bölgesel bir ağrısızlık veya anestezi, hissizlik hali olabilir. Epidural anesteziyi biz kendi başına ameliyat için uygulayabiliriz veya genel anestezi ile birlikte genel anestezinin etkilerini, ilaçları dozlarını azaltmak için veya ameliyat sonrası ağrı tedavisinde kullanmak için veya sadece kendi başına ağrı tedavisi amacıyla epidural anesteziyi veya epidural analjeziyi, analjezi de ağrısızlık hali demektir, uygulayabiliriz. Buradaki kritik nokta epidural bölge dediğimiz, epidural boşluk dediğimiz omurilik boyunca omurilik sinirini çevreleyen kritik bir boşluk olan epidural boşluğu bulup ilacı buraya uygulayabilmemizdir. Bu kör bir uygulama, ehil ellerde yapılması gereken bir uygulama. Pratik anlamda demin bahsettiğim boyun ve sırt bölgesine daha ziyade epidural anestezi, genel anesteziye eşlik etmek amacıyla uygulanabilir veya sadece ağrı tedavisinde uygulanabilir. Pratikte daha ziyade biz karın ve karın altı bölgesindeki ameliyatlarda epidural anesteziyi kullanıyoruz. Özellikle tek başına kullanacaksak karın ve karın altı bir sezaryen anestezisi olabilir, bir kalça protezi ameliyatı olabilir, bir diz cerrahisi olabilir gibi ameliyatlarda kullanıyoruz. Çoğu zaman özellikle de genel anesteziye göre tercih ediyoruz ve öneriyoruz hastalarımıza. Kitabi olarak genel anesteziye göre riskleri birazcık daha az. Her ikisinin kendine göre avantaj, dezavantajları var. Bunları hasta veya hasta yakınlarıyla bu bilgileri paylaşıyoruz ama epidural anestezi sevdiğimiz ve önerdiğimiz ve ehil ellerde önerdiğimiz bir bölgesel anestezi tipidir.